Selam arkadaşım, bireysel geometri kanalına hoş geldin. Ben Ergün Hoca. Bugün rasyonel yayınlarının ya da başka bir deyişle navigasyon yayınlarının TYT2 deneme sınavını çözümleyeceğim geometrik anlamda. 31. soruyla başlıyorum. Diyor ki ABC ikizkenar üçgeni biçiminde karton makas yardımıyla AD boyunca kesilmiştir. Ardından iki üçgen A ile B ve D köşeleri çıkışacak biçimde şekil 2'deki gibi birleştirilmiş. AC AB'ye birbirine eşit. Hemen yazalım. AC AB birbirine eşit. Yani ikizkenar üçgenimizde C'deki ve B'deki açılarımız eşit. CAD açısı 84 verilmiş. Bize alfayı soruyorken kesim sırasında A ile B köşeleri çıkışacakmış. Yani A üssü B bu şekilde olmuş. Aynı şekilde D üssü üstüne gelmiş. İlk önce uzunluklarımızın nerelerde eşitlendiğini fark edelim. AC uzunluğu için dersin ki tekrardan bunlar birbirine eşit. Aynı şekilde AB zaten birbirine eşit. Şimdi kesim sırasındaki olaya bakalım. Kesim sırasında AD uzunluğumuz geliyor. AD uzunluğu şeklinde buraya, A üssü D şeklinde de buraya gelecektir. Yani yine bir ikizkenar üçgen çıkacaktır. Kesim uzunlukları tabii ki değişmez. Sen de hemen o zaman ikizkenarı gördüysen yazmaya başlıyorsun. Diyorsun ki burası alfadır. İkizkenar üçgen olduğu için C'deki açımız da alfadır. İki iç bir dış kullanırsam 2 alfayı buraya yazabilirim artık. Ve son olarak da 84'ü tekrar buraya yazarsam artık denklemimizi kurmuş oluyoruz. Yani 3 tane alfamız eşittir. 84'ü çıkartırsam 180'den 96 olacaktır. Alfamız da buradan 32 diyebiliriz. Yani Deniz'i doğru cevaptır. Tamamdır. 32. sorumuzda ise bir bina ve direk verilmiş. Klasik bir dik üçgen sorusu. Diyor ki şekil 1'de B noktasında zemine dik olan direk 13 metre boyundaymış. C noktasının da zemine dik konumlu binadan 12 metre uzaklıkta olduğunu söylüyor. Burası 12, burası da 13 metreymiş. Direk sağlam değilmiş. A üssü noktasından binaya temas etmiş. Ve sorunun devamında A ile D noktaları arasındaki uzaklık 20 metre olduğunu söylüyor bize. A üssü D noktası nedir diye soruyor. Sen de hemen diyorsun ki 13 birim zaten AB uzunluğuydu. Geldi, yıkıldı, buraya geldi. BC uzunluğumuz da 12 idi. Hemen fark ediyorsun ki buradaki özel üçgenimizi 5, 12, 13 yapacaktı. Bize önemli olan ayrıntıyı da vermiş. AD uzunluğumuz 20 birimmiş. Ve dolayısıyla tabandaki 12'yi yukarı alırsak eğer burada da 12, 16, 20'yi oluşturabiliriz. 13 de aynı şekilde buraya gelecektir. Yani binamızın boyu toplamda 29 metre olacaktır. Ve 29 metre olduğu için de A üssüyle D arasını soruyorsa sana 5'i çıkartırsan eğer 24 doğru cevaptır diyebilirsin. Tamamdır. Ve geldik 33. problemimize. Şekil 1'deki mavi renkli ABC üçgeni ile kırmızı renkli def üçgeni E ile A çakışacak biçimde birleştiriliyormuş. Evet, bir birleştirme sorusu. DAB'de noktaları doğrusal olacakmış. Yani düzgünlükten bahsediyor burada. Önemli bir ayrıntı. ABC birbirine dikken bir 15-75 üçgenimiz var. Dik üçgen bir de 45 derece vermiş. Özel açılarımız mevcut. AB ile EF birbirine eşit. DF de 16 birim verilmiş. Bize de 15-75'in hipotenüsü nedir diye soruyor. Tamamdır. Şimdi birleştirme sırasında gerçekleşen açılarımızdan bahsedelim. Bir tane dik üçgenimiz var. 15-75 açılarımız için. Bir de F'deki açıya geliyorsun. 45 derece diyorsun. O zaman D'deki açımızın 30 derece olduğunu fark ettik. Ve aynı zamanda kenar uzunluklarımızı da yazalım. Eşit bir şekilde AF ile de AB birbirine eşitti. Şimdi gelelim bunu büyük üçgende yorumlamaya başlayalım. Bir kere D'deki açımız nedir? 30 derece. O zaman benim bu 16'yı kullanabilmem için F noktasından bir tane dik atarak buraya 8 yazmam gerekiyor. Tamamdır. Şimdi uzunluk anlamında bir de AF ile AB birbirine eşit olduğu için ikizkenar üçgen üretebiliriz. B ile F'yi birleştiriyorsun ve diyorsun ki ikizkenar üçgenin taban köşelerinden çıkan yükseklikler birbirine nedir? Eşittir. O yüzden de soruyu çözecek kilit özellik işte bu olacaktır. Geliyorsun buradan dikini sallıyorsun ve yine bu yüksekliğimiz 8 birim olacaktır diyebilirsin.
Sonrasında 15-75 üçgenimizin en büyük özelliği neydi? Tabii ki haşa 4 haştı dersen demek ki AC uzunluğumuz 8 çarpı 4'ten 32 olacaktır dersin. Ceyhan'ı işaretlersin. Tamamdır. Ve 34'te karşımıza bir düzgün çokgen sorusu çıkıyor ve bilgiyle başlamış. En kenarlı bir düzgün çokgenin iç açısının ölçüsü en eksi 2 çarpı 180 bölü enden bulunuyor. Sen de diyorsun ki ben zaten eşkenar üçgenin, karenin ve beşgenin iç açılarını biliyorum. Hemen hesaplayabilirim. Ama dur. Bu düzgün çokgenlerimiz aynı kenar uzunluklarına sahip. Yani burada senin x'e ulaşman için bir ikizkenar üçgenin var. Bunu gör. Hemen o zaman açılarını yazmaya çalışalım. Açılarımız beşgen için 108 derece, kare için tabii ki 90 derece, eşkenar üçgen için de 60 derece olacaktır. E bunları toparlarsak 108, 168, 258 yapacaktır. 258. Eğer 360'tan çıkartırsan tepe açısını buluyorsun bu ikizkenar üçgenimizin. 102 yaptı o da. E sen de 180'den bir de 102'yi çıkartırsan eğer 78. Bunu da 2'ye böldüğün zaman neye ulaşacaksın? Tabii ki x'e ulaşacaksın. O da ne yapacaktır? 39 olması gerekiyor. Adana doğru cevaptır. Tamamdır. Gayet kek bir soruydu ki ÖSYM'nin de en sevdiği soru tiplerinden bir tanesi. Ve 35. soruda bir salıncak problemi çıkıyor karşımıza. Diyor ki salıncak aralarında 50 santim uzaklık bulunan A ve B noktalarına 170'er santimetrelik iplerle kurulmuş. Salıncağın iplerin uzunluğu değiştirmeden A üssü ve B üssü noktalarına şekil 2'deki gibi bağlandığında A üssü B üssü DC yamuğu oluşmuş. Yamuk. Hatta buna ikizkenar yamuk da diyebiliriz baştan. Salıncağın zeminden yüksekliği ilk duruma göre 20 santim artmış. 20 santim yukarı doğru kalkmış. A'da ve B'de 90 dereceler var. A üssü B üssü noktalar arasındaki uzaklık kaç santimetre olur diye soruyor. Sen de hemen mevzuya şöyle başlıyorsun. Diyorsun ki C'den eğer bir dik indirirsem, aynı şekilde D'den dikimi indirirsem, bu diklerle beraber karşıma ne çıkacaktır? Tabii ki eş dik üçgenler çıkacaktır. Ve zaten mevzu şöyleydi. 20 santim bunun yukarı doğru kalkması demek 170'ten 20 santimi çıkartırsam eğer 150 santimetre şeklinde buradaki uzunlukları buluyorum. Sen de hemen fark ediyorsun. 8, 15, 17 diyebilirsin buraya. Buraya 80 yazarsın. Eş olduğu için bunlar burası da 80 yazarsın. Ortaya da 50 yazdığımız zaman artık A üssü B üssü uzunluğunu bulmuş olduk. 80, 80, 160, 50 daha 210 deyip cevaba ulaşabilirsin. Tamamdır. Burada ikizkenar yamuğu görmek değerliydi. Geldik 36. problemimize. 36'da karşımıza çok çok klasik bir soru tarzı çıkıyor. Duvara asılan tablonun düşmesi. Diyorsun ki burada da tabii ki eşlik benzerlik kullanılarak yola çıkılabilir. Verilerimize bakalım hemen. Kenar uzunlukları 60 ve 100 olan dikdörtgen biçimindeki tablo birdeki gibi A, B noktalarından duvara vidalanmış. B noktasındaki vidanın yerinden çıkmasıyla senaryo işte konumu şekil 2'de gibi olmuştur. Buna göre A, B, C, B üssü dik yamuğu biçimini almıştır. Buna göre bu yamuğun alanı nedir diye soruyor. Sen de hemen verileri tasarlıyorsun. AB uzunluğumuz zaten 100 birim. 60 aynı zamanda BC uzunluğu olacaktır. Burası 60 birim. Senin de bu yamukta tabii ki neyi bulman lazım? B üssü C'yi bulman lazım. O yüzden kocaman çizdiğim şekli geçiyorum ve diyorum ki burası 60. Tablomuzun zaten boyu 100'dü. AB uzunluğu, genişliği. Hemen diyorsun ki B'den eğer aşağıya doğru bir dik atarsam 60, 80, 100 üçgenine ulaşıyorum ki geriye kalan parçanın da 20 olduğunu söylersen artık üstteki parçamızın 20 olduğunu bulabiliyoruz. Şimdi yamukta alan nasıl bulunuyordu? Onu bir hatırlayalım. Yamukta alan bulmak istiyorsak eğer orta taban çarpı yükseklik yapıyoruz. Ve orta tabanımız ne? Alt tabanımız 20, üst tabanımız 100. Topluyorsun 120. Böldün 2'ye 60. 60 çarpı yüksekliğimiz de 60. Buradan da 3600 cevabına ulaşıyoruz. Doğru cevap Beşiktaş. Tamamdır.
V37'de bir dikdörtgen varmış. AD uzunluğu 12 birimmiş. AD uzunluğumuz 12 birim. DC uzunluğumuz, AB uzunluğumuz 18 birimmiş. 12, 18, bir dikdörtgenimiz var. Tutmuş, D'den ve B'den içeri doğruya katlamış ve katlandığı zaman bir eşkenar dörtgen oluşturmuş. Eşkenar dörtgen. Şekildeki kırmızı bölgenin alanı nedir diye soruyor. Sen de diyorsun ki 12 ve 18 aslında çok çok bilindik sayılar ve bize bir eşkenar dörtgen oluşturduğunu söylüyorsa eğer aslında burada bir özel üçgen oluşturulabilir. 5, 12, 13 çok mantıklı. Diyorsun ki hocam hemen nasıl buldun? Ya bu sayılarla uğraşa uğraşa artık çok kolay bir şekilde bulunuyor. Bulamıyorsan da yapman gereken şey tabii ki denklem olacaktır. Yani bir dik üçgen oluşturacaksan eğer ve bu dik üçgende eşitliği de fark ediyorsan burası 12 birim. Eğer buraya x dersen burası 18 eksi x olacaktır. Gelirsin buraya da 18 eksi x yazarsın. 18 eksi x yazarsın. Ne yaparsın? Buradan Pisagor yaparsın. Pisagor da tabii ki bu sonucu bize verecektir. Tamam da fazla uzatmayayım. O zaman bir kenarı 13 birim olan bir eşkenar dörtgenim var. Ama sana kırmızı alanı soruyor. Sen ne diyorsun ki? Ben bu kanatları eğer geri açarsam, dikdörtgenin alanından buradaki parçaları çıkartırsam doğru cevaba ulaşacağım. Burası A, burası A, burası da A, burası da A olacaktır. 4 tane A'mız var. Hemen diyorsun ki dikdörtgenin alanı 12 çarpı 18 eksi üçgenimizin alanı dik kenarları çarpıyorum 2'ye bölüyorum ve bundan 4 tane var diyorum unutmuyorum. Hemen sadeleştirmeye geçebiliriz. Bir kere 2 ile 4 sadeleşti. Burada 2 kaldı. Şimdi çarpacağız. 216 eksi geliyorsun buradan 60, 120. Buradan da cevabımız 96 olacaktır diyebiliriz. Tamamdır. Evet, 38. problemimizde karşımıza bir kare çıkıyor ve diyor ki çevre uzunluğu 38 birim olan ön yüzü mavi, arka yüzü sarı renkli kare biçimli şekil 1'deki ABCD kağıdı C köşesinden tutulup ok yönünde EF boyunca katlandığında C köşesi şekil 2'deki C üssüne geliyormuş. Karemizin o zaman bir kenarı 32 bölü 4'ten 8 olacaktır diye yazarız hemen. Diklik vermiş. Şekildeki sarı bölgenin alanının mavi renkli bölgenin alanının oranı 9 bölü 14'müş. Aha da bilgi burada. Soruyu çözecek olan ifadeyi hemen yazalım. Burası 9A. Buradaki mavi bölgemiz de 14A. Buna göre x kaçtır diye soruyor. Sen de diyorsun ki eğer ben bu sarı kağıdı geri açarsam yani kareyi tekrar tamamlarsam buradaki 9A'nın aynı zamanda burada 9A birim kare olduğunu söyleyebilirim. Ve toplamda karenin alanı 9, 18 ve 32 A'dır dersen karemizin bir kenarı da 8 olduğu için bu da 64'e eşit olacaktır diyebilirsin. O zaman A'mız 2 birim gelecektir deriz. Şimdi X'e ulaşmamız gerekiyordu. Ben de burada farklı bir yöntem kullanmak istiyorum. Ve diyorum ki buradaki karenin alanı toplamda nedir? 18A. Bu da ne yaptı? 36 yaptı. Karenin alanı nasıl bulunuyordu? Tabii ki bir kenarın karesi şeklinde bulunuyordu ama başka bir yöntemle köşegenin karesinin yarısı şeklinde de bulunabilir. Köşegenin karesinin yarısı x köşegendir. Dolayısıyla x kare buradan ne gelecektir? 72. Yani x eşittir 6 kök 2 diyebiliriz. Deniz'i doğru cevaptır. Tamamdır. Geldik 39. ve çetrefilli bir soruya. Bir katıcisim sorusu. Taban ayrıtı 50 santim, yüksekliği 100 santim olan kare prizma şeklinde elektrik panosu verilmiştir. Elektrik arızasını onarmak için panonun kapağı 60 derecelik açı yapacak şekilde hop buraya doğru açılmış. Buna göre kapağın açılırken taradığı bölgenin hacmi kaç metre küptür diye soruyor. Dikkat et en başta santimetre ile başladı. Sonunda metre küple bitirdi. Zaten şıklar da rasyonel ifadeler. Hemen şöyle başlayabiliriz. Diyorsun ki burada kapak açıldığında bir yay şeklinde açılacağı için yani tabanda bir daire dilimi oluşacaktır. Daire dilimi. İlk önce bunu keşfetmemiz lazım.
değil mi? Yay şeklinde oluşuyor bu. Kaç derecelik açımız vardı? 60 derecelik. O zaman geliyorsun buradaki açıya 60 derece yazıyorsun. Şimdi 50 santim dediği kare prizma için o zaman bir yarı çapımız 50 santimetre olarak hesaplanırsa demek ki bizim ilk önce bir daire dilimini bulmamız lazım. Sonra yüksekliğimiz 100 olduğu için hacme gidebiliriz. Daire diliminin hacmi nedir? 60 derecelik daire diliminin hacmi. Kural pi r kare çarpı alfa bölü 360. R'miz belli zaten 50. Pi çarpı 50 çarpı 50 çarpı 60 bölü 360. Buradan da ne gelecektir? 2500 pi bölü 6. Tamamdır. Taban alanımız bu. Yüksekliğimiz neydi? 100. O zaman hacim eşittir diyorsun. 2500 pi bölü 6 çarpı 100. Buradan da kocaman bir sayı çıktı. 20, 0, 0, bir daha 0, bir daha 0, pi bölü 6. Şimdi bu nedir? Santimetre küptür. Senin bunu metre küpe çevirmen lazım. Metre küpe çevirmek için de biliyorsun ki santimetreden metreye çevirirken 2 sıfır koyuyorduk. O zaman burada 2, 4, bir 2 sıfır daha koyacağız. Ama tabii ki bunu rasyonel ifadeye çevirmek için ben şöyle bir taktik kullanıyorum. Üst tarafı 4 ile çarpacağım, alt tarafı da 4 ile çarpacağım. Yani üst taraf artık 1 metre küp olacak, alt tarafta 24 olacak dersem doğru cevabımızı tabii ki 1 bölü 24 şeklinde Adana'da buluyorum. Tamamdır. Ve geldik 40. katıcısım sorumuza. Diyor ki şekildeki ayrıtları 4 birim, 6 ve 9 birim olan dikdörtgenler prizmasının kapalı kabının 3 bölü 4'ü su ile doludur. Buna göre kap alanı en büyük olan yüzey üzerine yatırılırsa suyun yüksekliği ne olur? Bir kere suyun hacminin değişmeyeceği mantığıyla ilerlersek eğer V su diyorum. Şu anda suyun hacmini onu hesaplayacağız. Taban alanımız şu anda 6 çarpı 4. Yüksekliğimiz şu anda değil sadece EC'yi alıyorum 9. Ve bunun 3 bölü 4'ü su dediği için 3 bölü 4 ile çarpıyorum. 3 bölü 4. Su değişmeyecek. Hangi yüzey üzerine yatıracağız? Tabii ki en büyük dediği için 6 ve 9 olan ön yüzey ya da bunun arka tarafındaki yüzeye yatıracağız. O zaman denklemimizi devam ettirelim. Bu da eşittir diyorsun. Bu sefer 6 ve 9'u kullanacağım. Taban alanı 6 ve 9. Çarpı yükseklik zaten bize buradaki yüksekliği soruyordu. Hadi sadeleştirelim. Bir kere 4'ler birbirini götürdü. Şimdi sağlı sollu sadeleştirelim. 9 ile 9, 6 ile de 6 gitti. Bir tek burada 3 kaldı. O zaman yüksekliğimiz nedir? 3'tür deriz. Adana'yı işaretleriz. Teşekkürler izlediğin için. Umarım faydalı olmuştur.